Bu çağ Allah'a dönüş çağı. Mutabık mıyız? Kesinlikle. Sorun topyekün. insanın imhasıdır. Bizim derdimiz bitirmek istenen, hacklenmek istenen, yok edilmek istenen insanı tutmalıza etmek. Suç üstü yakalanacaklar ve bu suç üstü yakalanma batıyı uyandıracak. 2038-2050 civarında Amerika Birleşik Devletleri tepe taklak olur. Akkavi bir başka Adem'in ABD'si gibiydi. 76 sayısının bu anlamda sırrı ne hocam? Onun yaşadıklarının aynısını bizim dönemin Amerika'sı yaşayacak. Önce birisi çökecek veya en azından parçalanacak. Sonra diğeri insaniyeti imha etmek için yapılan çabalar son bulacak. 3-4 yıl içerisinde Batı'da bunun emarilerini görmeye başlayacağız. 2027 çıkıyor çünkü. Bu 2027. Evet, biz geliyoruz. Biz geliyoruz. Allah'a dönüş. Bu haftan operasyon başladı demek. Efendim merhabalar Ferda Yıldırım YouTube kanalında gördüğünüz üzere çok sevdiğiniz, söyleşilerinizi de çok özlediğiniz bir isim var. Gazeteci yazar Mehmet Ali Bulut bizimle hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk güzel kardeşim uzun zamandır e, evet yapmadık yani iyi olacak galiba. Yani. Birikti iyi oldu özledi izleyici de ama boş gelmedi hoca. Yeni bir kitabı var? var Tanrısız Dünya Düzeninden Allah'a Dönüş. Bu kitap hocanın kendi tabiriyle sizlere aktarıyorum. Bu kitap bir çağ okuması. Hani hep diyoruz ya hoca ne olacak bu insanlığın hali dünya nereye gidiyor diye. İşte tüm sorularınızın yanıtları hayat yayınlarından çıkan. Tanrısız Dünya Düzeninden Allah'a Dönüş isimli Mehmet Ali Bulut'un bu son kitabında. Hocam o kadar çok sorun var ki size bu konularla ilgili evet. sormak istediğim. Ama izleyicilerimize de biraz ipucu vermek adına hem kitap hem de söyleşiyle ilgili. Herkes ön sözden başlar, ben son sözden başlamak istiyorum kitabı. Çünkü özet niteliğinde. Şöyle diyor Mehmet Ali Bulut kitabını anlatırken. Deccal, Mehdi, Mesih kavramlarını doğru anlayabilmek, Dabbitül Ars ve Yecüc-Mecüc kavramlarını... Günümüz teknolojisi ve sosyolojisi üzerinden değerlendirmek için giriştiğim çaba beni buralara kadar getirdi ve bu kitap çıktı diyor. Hepimizin çok merak ettiği önemli bir vurgusu var kitapta. İnsanlığa yeniden bir ruh üflenecek diyor. Hani ara ara ümidimizi kaybediyoruz ya işte bu kitap sizi o ümitsizlik çemberinden alacak, ümide taşıyacak. Bence bu açıdan kitap çok önemli. Bir cümle daha okuyayım hocam. Dabbetül arzı dijital çağın getirilerini, genetik bilimini ve imkanlarını bilmeden izah etmek mümkün değildir dedi. Tüm o kutsal metinlerdeki okumalarını günümüzün teknolojisi, bilimi ve son dönemde yaşananlarıyla ile birleştirdi. Ortaya da Allah'a dönüş kitabı çıktı. Hocam ilk soru insanlığı ilgilendiren sorunlar yumağındayız. Ama siz hep dersiniz ki bu sorunlar yuma sadece Müslümanları ilgilendirmiyor, tüm insanlığı ilgilendiriyor. Neden? Evet, çünkü artık insanlık sorunu, bir dinin sorunu değil. Yani artık yani iblis sadece bize günah işletmiyor. Hani bir şekilde, kişisel anlamda günah işleriz. Bu işte bütün dinlerde vardır, İyi insan olmak, çabalamak, iyi bir hayat kurmak ve bunu sürdürebilmek. İşte. Her meselede işte şeytan bizi aldattı deriz, şeytan bizi yoldan çıkardı deriz, nefsimiz bize şöyle yaptı, böyle yaptı deriz. Ve bunlar genelde iyi insan olmanın öndeki madilerdi. Fakat şimdi bırakın iyi insan olmayı, insanın insan kalması ile ilgili ciddi bir derdi var. Yani biz insanın işte kabul ediyoruz, iyi insan iyi, iyi bir varlıktır. Daha iyi nasıl olabilir? İşte daha iyi dinler o yüzden gelmiştir. Ama bugün artık sorun bu değil. Sorun topik insanın imhasıdır. İnsan, insanın insanlıktan çıkarılmasıydı. Bugüne kadar artık bu zirve yapmış. Yani biliyorsunuz sizinle de çok programlar yaptık hem televizyonlarda hem YouTube'da. Bizim derdimiz bitirmek istenen, hacklenmek istenen, yok edilmek insanın istenen insanı tutmalı etmekti. Yani artık şu dinden bu dinden değil insanın kendisini korumak. Allah'ın bu esenliği Allah'ın bu yarattığı bu eserini muhafaza etmek derdine düşmüştür. Ee, i̇şte bu çağ, yani onun artık yani insan tam bitirilmeden bence bir yerden yakalayıp insanı yakaladık bir yerlerden e, onun varlığını sürdürebilme... E, derdine düştük ki bu kitap gerçekten bunun gerçekleşebileceğini iddia etmek, ispat etmek için yazıldı. E, bu insan e, heklenemeyecek, yok edilemeyecek. Yani neticede e, eklenmek dediğimiz insan insaniyetten çıkarılmasıydı ve hayvaniyete doğru götürmekti. Ben bunu yine dini argümanla söylemiyorum. Yani insanın insan olmaktan çıkarılması, yeniden hayvaniyete döndürülmesi, şu kadar yüksek bir irfana ulaştıktan sonra, şu kadar yüksek bir e, yani artık şeyle izah edilemeyecek materyalist felsefeyle izah edilemeyecek kadar azametli, mükemmel bir varlığın normal bir hayvan derekesine düşürülmesi çabaları vardı. Bunu gıda üzerinden yaptılar, felsefe üzerinden yaptılar, ahlak üzerinden yaptılar. İnsanı topyekün bitirmek istediler. Biz seremonik, sembolik olarak Adem'in cennetten kovulmasını biliyoruz ama elmayı yedirmek meselesine ve çok basit kalıyor bunlar. Yani o, o seremoni içerisinde. Halbuki gerçekten insana tam kelimenin tam anlamıyla elmayı, ayvayı yedirmek üzereydi İblis. Benim kanaatim e, yeniden insanlık kendisini toparlamak için bir çare buldu, bir şey buldu, bir bir yol buldu. Nasıl başladı? İlk sizinle yaptığımız bir programda o salgında ben demiştim ki bu salgının bir kısmı tasarımdır. Bu tasarımda tıpkı Hazreti Süleyman'ın şeyini kıran, adını söyleyin bastonunu kıran veya hassasını kıran isimle aynıdır. Bu gösteriyor ki e bu iktidarın hassasını kıracak bu hastalıktır. Bu hastalıktan kullanılan varlıktır. O varlık bir tasarımdır ve bu tasarımdan dolayı da diyorum ki bu çağın Süleyman'ını temsil eden bu zındıka komitesinin oluşturduğu muhteşem büyülü sihirli e, dünya düzeni bunun sayesinde yıkılacaktır. Neden yıkılacaktır? Yani Süleyman'ın asası iktidarının kırılmasına sebep oydu ya. Dabbetul Arz'dı. İşte bu Dabbetul Arz'ın bir tasarım olduğunu ve bunun da insanlığı uyandıracağına. Çünkü o iktidarın bunları koymuş olduk e, şey kurmuş oldukları o görülmeyen devasa iktidar bu sayede yıkılacak. Neden? Çünkü suç üstü yakalanacaklar. Ben bunu sizinle konuşmuştum hatırlıyorum. Yani, tabii tabii hocam çok konuştum. Suç üstü, evet suç üstü yakalanacaklar ve bu suç üstü yakalanma batıyı uyandıracak. Batıyı batı bilim adamlarını ve batıdaki insanların bu insanlar tarafından veya bu kurumsallaştırılmış şeytanilik tarafından aldatıl, aldatıp aldatıldıklarını e, yani iyi gösterilen bir simülasyon olduğunu anlayacaklar ve bunun aleyhine dönecekler. Bu aleyhine döndüğü andan itibaren batıl uyandığı takdirde Mesih gelmiş olacak. Mesih'in gelmesi de bir haçın kırılmasıdır, domuzun öldürülmesidir, sembolik olarak söylüyorum ve cizyenin kaldırılmasıdır. Haçın kırılması Bugün bize Hristiyanlık adı altında yutturulan sömürgeci baskıcı ve zalimane din tasarrufunun yanlış olduğunu göreceğiz. Yani Hristiyanlar da, Hristiyanlar da kendi ellerine teslim edilmiş veya tasarlanmış teslise dayanı düşünceni esasında insanı ve bir tanrıyı Allah'ı tarif edemediğini, içermediğini anlayacaklar ve bunlar bir tevhid arayışına girecekler. Bu tevhid arayışı haçın kırılmasına sebep verecek. Peygamberimizin haber verdiği yani onlar da tevhide gelecekler. Kur'an çatısı altında buluşacaklar dediği, her kitabın uyanması bu bunu sağladı. Sağlıyor da şu anda hala devam ediyor. Çünkü bugün gerçekten fizik bilimleri, fizik alimleri, yani fizik e, alanda, dünya çapında bilim adamları yapmış oldukları e, çıkışlarda diyorlar ki, yani artık materyalist felsefe, tanrısız dünya düzeni dediğimiz materyalist felsefe insanı tarif etmeye yetmiyor. İnsan materyalist felsefenin içine sığmıyor. Şu evren materyalin felsefenin ön gördüğü felsefenin içine sığmıyor. Çünkü insan mükemmel bir varlık görüyorsunuz. Yani sadece bir hayvan değil gelecek burada yaşayacak tesadüfen oluşmuş. Aklı fikri zihni tam tesadüfen oluşmuş ve yaşayıp ölecek bir varlıktan daha büyük bir şeydir. Ve evren bizim düşündüğümüzden daha anlamlı, daha büyük bir şeydir. Ve bunu materyalist felsefe izah edemiyor materyalist felsefe bunu izah etmekten uzaktır. Bu ne demektir? Materyalist felsefe artık çökecek. Materyalist felsefe çöktüğünde kapitalizm ayakta kalamaz. Komünizm, sosyalizm ayakta kalamaz. Bu kavramlar ayakta kalamadıkları takdirde Batı ve genel anlamda Hristiyan ümmeti kendisine dayatılmış kurumları ayakta tutamayacaktır. O yüzden diyorum ki başta Avrupa Birliği olmak üzere bütün Hristiyanik kurumlar hepsi yeniden gözden geçirecek ve yeni bir anlayış üzerinden, yeni tevhide yaklaşmış, Kur'an'a yaklaşmış bir anlayış üzerinden bunlar yeniden tasarımlanacak, bunlar yeniden kurgulanacak. Hocam, şunda mutabıkız değil mi? Buna kısa yanıt alayım, arkasına bir soru ekleyeceğim. Bu çağ Allah'a dönüş çağı, mutabık mıyız? Kesinlikle. Bak, 20, 2038'e geldiğinizde ve 2020'den itibaren, 2027'den itibaren dünya üzerinde bunun getirilerini görmeye başlayacağız. Bunun meyvelerini görmeye başlayacağız. Batı'da hem bilim adamları hem din adamları açık ve net bir şekilde insanın, beşerin ve Avrupa'nın yeniden ayağa kalkması için Kur'an'daki tevhide ihtiyacı var. Bunu söyleyecekler. Siz benim öyle öngörülerimin en fazla 3-4 yıl sonra, 5-6 yıl sonra çıktığına defalarca şahit oldum. Çünkü en çok sizler bu programları yaptım. Kesinlikle hocam kesinlikle ben bazı tarihlere dikkat çekmek istiyorum kitabınızda e, kutsal kitaplardan yola çıkarak yaptığınız okumalar terimler kavramlar onlara tek tek gireceğim ama adını en başta koymak istiyorum. Bu çağ Allah'a dönüş çağ insana adeta evet yeniden bir ruh üflenecek İşte bu anlattıklarınız özelinde düşünürsek çok mantıklı bu cümleniz ama yanı sıra zorluklar da yok diyemeyiz anladığım kadarıyla diyorsunuz ki. 2023-2024 Beni İsrail takviminin de son bulduğu tarihtir. Bu ne demek? Tanrı'yı kıyamete zorlayacaklar diyorsunuz. 2024'e kadar bu zındıka komitesinin elinden geleni ardına koymadığına tanıklık mı edeceğiz takvimleri doldurdu? Ettik için? zaten. Ettik zaten. Türkiye bak şeyden önce seçimlerden önce Türkiye köprüye geldi dedi. Köprüye getirildi Türkiye. Eğer Türkiye köprüde bastırılır ve düşerse daha artık kalka kalkamayız. Hatta bu programların bir kısmı yani bu geleceğe yönelik yapmış olduğumuz öngörülerin bir kısmı çöker. Bunun emareleri de var şey suresinde. İsra suresinin 8. 8. 9. ayetinde daha doğrusu 7. 8. ve 9. ayetlerde yani İsrail oğullarının bu taşkınlıkları ve ozgınlıkları daha doğrusu İsrail oğulları demeyelim. İsrail oğulları üzerinde bunu görüyor. Bu zındıka komitesinin bekleyen sonuç e, gelmeyebilir diye bir şey vardı, bir ihtimal. Çünkü, ay diyor ayet-i kerimede. Belki de Rabbiniz size merhamet eder. Veya sizi, yani sizi bağışlar diyor. Halbuki biz onların cezalandırılacağını biliyoruz. Hem Kur'an-ı Kerim üzerinden hem de peygamberimizin haber vermişleri açısından. Ama bu cezalandırılmanın gerçekleşebilmesi için taraflardan birisinin veya ikisinin buna hazırlıklı olması lazım. Bu taraflardan bir tanesi Türkiye, Türk halkıdır. Anadolu halkıdır. Öyle değil. Türk halkı değil mi? Anadolu halkıdır. Anadolu halkının, Anadolu'da yaşayanların iyi olma kararlılığını göstermeleri lazım. Ve yani e, şeyin yanında kendi kendi gelen kendi genleri ve kendi gelenekleri, kendi inançları yanında karar vermeleri gerekiyordu. Bu da Seçimler de dahil, bak seçimler diyorum de dahil, onun içindeydi. Seçimler de dahil, Batı'nın son vuruşuydu. Yani Batı adına da yine bu can komitesini katlediyorum. Yoksa bildiğiniz Hristiyani Batı, coğrafya olarak Batı'yı kastetmiyorum. Ee, bunların son vuruşuydu. Yani Hocam kere... ama peki şunu merak ettim. Şimdi hani takvimleri son buluyor dedik ya. Evet. 2024'e kadar mı bir zamanları var yoksa 2023'te Doldu mu onların takvimleri? 2023 tabii ki yani 2023'ün sonunda 2024'ün sonunda bitiyor. Yani 2024 onlardaki son. Fakat sizce evet, nasıl bir var. hamle yapacaklar son bir hamle sizce? Bence hamleyi kaybettiler. Hmm. Evet Allah'ın tamam. izniyle. Bak bunu çok açık bir şekilde söylüyorum. Artık hamle sırası bize geldi. Ya yani bu coğrafya için söylüyorum. Bu batı medeniyeti çökecek ben üstüne konuşacağım demiyorum. Ama Batı medeniyeti topluma ve insanlar verecek bir şey kalmadı. Batı medeniyetinin. Batı medeniyeti bize insanlar gözyaşı verdi. Elindeki parayı sömürdü. Varlığını sömürdü ve bütün dünyanın hazinelerini ve dünyanın nimetlerini kıta Avrupa'sına topladı. Yapabildiği en güzel şey bu oldu. Yani bir, bir kıtayı yükseltti. Bunun dışındaki bütün kıtaları, bütün şeyleri çaresizler ve eee ihtiyaca mecbur etti. Yani zor şartlar hayatlara mecbur etti. Şimdi Batı artık inandırıcı değil. Ne Amerika inandırıcı, ne İngiltere inandırıcı, ne de Almanya ve Fransa inandırıcı. Hani Şeyini siz dediniz ben. ya benim öngörülerimin çıktığına hep şahitlik evet. edersiniz diye. Siz şimdi kitapta bir hasta dikkat çekiyorsunuz. Az önce yayında da söylediniz. 2038 tarihine dikkat çekiyorsunuz. Evet. 2038, 2050 civarında Amerika Birleşik devletleri tepe taklak olur yıkılır diyorsunuz. Çok uzun süredir programlarımızda konuştuğumuz bir şey. Yani izleyicimiz bugünden yarına çökecekmişler ne diyor da hayır, onun bir takvimi hayır. var diyor hoca. Niye hayır. 2038 2050 aralığı? Şimdi, peki. Tamam. Şimdi şu var. Neticede bu kadar büyük, kurgulanmış bir sistemin birdenbire çökmesine imkan yok. Mesela esasında Osmanlı mesela 1600 1699 Karlofça Anlaşması'nda yıkıldı. Osmanlı Karnofça kaybetti. Yani 1699 veya de 1700. Halbuki Osmanlı'nın ortadan kalkması yani ondan 200 yıl sonra gerçekleşti. Şimdi Osmanlı gibi, Amerika gibi büyük kurumlar, büyük devletlerin hemen yıkılması böyle yani tabii ki mümkün değil. Uzun devam edecek. Ama Amerika'nın ışığının sönmeye başladığını 2038'den itibaren göreceğiz. Işığının sönmeye, o devirasyon bittiğini görmeye başlayacağız. Bunun birkaç sebebi var. Bir, İnkışa dediğimiz bir şeyin nihayetine ulaşması. Çünkü yeryüzündeki her şey bitecektir. yöndeki her şey sınırlı bir zaman içerisinde yaşar. Şimdi bir ağaç belli bir süre yaşar, yani bir yaşı vardır, belli bir gelişme ve belli bir hacme ulaştıktan sonra durur. Ama yaşar yine. Mesela bir ağaç 500 yıl veya 1000 yıl yaşar. Fakat mesela diyelim ki ilk 200 yıl içinde ve ilk 100 yıl içinde kendi azametine ulaşır. Yani kendi çapını ulaşır, oraya ulaşır. Ondan sonra kendi içinde gelişir ama bir gün mutlaka ölür. Batı e, medeniyeti esasında yani her ne kadar 1700'lerde e, bir, bir e, şey ile başlamış ise de Endülüs'ün yıkılması ile başladı Batı'nın yükselmesi. Endülüs'ün yıkılması ve Endülüs'ün orada alınan kitapların Avrupa'ya getirilmesiyle biraz da Fransa'da bir aydınlanma çağı başladı. Bu aydınlanma çağını bu zındıka komitesi insanlığın aleyhine örgütledi. Yani esasında bilimin Tanrı'yı reddetmesi, bilimin e, ahiretin reddetmesi bayağı ciddi zorlamayla gerçekleşti. Yani normalde bilim insanı Allah'a götürmeli. Hadi Allah'a götürmüyorsa bile bir aklı külle götürmeli. Yani bu evren bir tasarımdır. Bu evren tesadüfi olamaz. Bilgi seni buraya götürmeli. Yani mesela ter, fiziğin temel yasalarından bir tanesi dışarıdan hareket olmadan herhangi bir nesne hareket edemez değil mi? Dışarıdan bir kurgu olmadan, dışarıdan bir güç etki olmadan hareket edemeyecekse bu güneşler, bu yıldızlar, bu hareketler nereden ve nasıl başladı? İster istemez bilim adamı bunu sorar ve bir tanrıyı kabul etmese bile bir yaratıcının, bir aklı evvelin, bir ilk kudretin var olduğunu kabul eder. Bilime bu özellik öğretilirdi. Neden? Evrendeki bu mekanikiyet yani kendi kendine oluyormuş gibi görünen düzenleri Allah adına okutmadılar. Dediler tabiatın kendisi bir düzendir. Tabiatın kendisi ezeliidir, Maddenin kendisi bir ezeliidir. Böylece kasıtlı bir şekilde batıda bir oluşturulan bilim tanı tanımazlığa götürüldü. Kim yaptı bunu? Arka planda Hristiyanlardan intikam almak isteyen bu zındıka komitesi işte. Neden Hristiyanlardan intikam almak istediler? Çünkü İsrail oğullarının kurmuş olduğu devlet Ninova, ve Babil'ler tarafından yıkıldı. Ee, kiriyorsun. Yani e, İran, e, İran Şah'ının yardımıyla hem Ninova hem Babil yıkıldı ve İsrail oğulları tekrar Kudüs'e gelmek durumunda kaldılar ve kendi mabetlerini de yaptılar. İkinci kere mabedin yıkılmasını sağlayan Roma'ydı. idi. Romanlar Titus Roma yıktı. Roma'dan sonra İskender geldi, şey önce Selam Kostal geldi, şey İskender geldi sonra Romalılar geldi, sonra Hristiyanlar geldi. Hristiyanlar geldikten sonra gerçekten de e, şeyin e, İsrail'in izzetini, İsrail'in e, şeyini yerle bir ettiler. Ve yani daha önce yaşanmamış bir dram, daha önce yaşanmamış bir problem yaşadılar. Anlatabildim mi? E, dolayısıyla da yani Bunlardan intikam almak istediler. Hristiyanlardan intikam almak istediler. Nitekim e, ben şeyi yazmıştım. Belki hatırlarsın onu. E, Tanrı'nın halkını Allah ile başı dertte kitabında e, orada yapılmış bu şeyle ilgili bir Hristiyan filozofla ya şey, Yahudi bir filozofla yapılan bir konuşma var. 1940'larda söylüyor. Biz diyor Batı'dan intikamımızı aldık diyor. Yani orada çok net bir şekilde. Çünkü biz Batı'nın izzetini yıktık. Çünkü biz Batı'nın dilini yıktık diyor. Yani batıda bugün ne bir din kaldı ne bir insani ahlak kaldı her ne kadar yani bir takım ticari yasalar, bir takım hukuki yasalar sağlıklı çalışıyor gibi görünse de esasında ruh itibariyle batı insanlığın içi tüketildi. Tam onu söyleyecektim. Evet. Bu arada hocam şu dipnotu düşeyim ben de notlarımı almıştım. Bu son kitabı tanrısız dünya düzeninden Allah'a dönüşü lütfen tanrının halkının Allah ile başı dertte ve Asya'nın Ayak Sesleri kitabıyla birlikte okuyun diyor Mehmet Ali Bulut. Ben daha önce o iki kitabı ve bunu da okumuş biri olarak ben de aynını söylüyorum. Kitapta çok enteresan bir yer var. Hani 2038-50 aralığında çökecek Amerika Birleşik Devletleri dediniz ya. Amerika ile at kavmini e, özdeşleştiriyorsunuz. Amerika'da at kavmi gibi bizimle baş edecek güç yoktur mesajını veriyor aslında dünyaya. Evet, evet. Tüm yaptıklarıyla diyorsunuz ve evet. adla yani at ad kavmiyle Amerika Birleşik Devletleri nümerik değer itibariyle evet. aynıdır. Evet. 76'ya tekabül eder diyorsunuz. 76 sayısının bu anlamda sırrı ne hocam? Yani şey olarak baktım. İkisinin de aynı olduğunun cezası. Çünkü isimler birleşiyor. Yani neticede at kavmi bizden önceki kavimler içerisinde en güçlü kavim. Ben tabii başka türlü bakıyorum da şimdi oraya girmeyelim çünkü farklı noktaya bizi kaydırır. At kavmi bir başka Adem'in ABD'si, ABD'si gibiydi. Yani dönemsel Adem'ler geliyor ve her bir dönemin bir Adem, bir şey vardır. Her bir Adem'in bir süreci vardır, bir dönemi vardır. O Adem dönemlerinin sonunda bir ABD oluşuyor, bir ABD devleti oluşuyor ve o devlet yıkılıyor. Dolayısıyla da at bizden önceki Adem'in veya hangi, herhangi Adem ta bilmiyorum onun Amerikasıdır. Onun yaşadıklarının ayrısını bizim dönemin Amerikası yaşayacak. Bir kere bir Adem gelmedi. Birçok bir çok Adem geldi. Her Adem döneminde mesela 36 bin yıllık bir dönem yaşanır, kapanır. Sonra yıldan bir Adem gelir. Yani bunu biz Hz. Musa'nın üzerinden anlatılan bir şeyden biliyoruz. Bir hadisten biliyoruz. Yani kaç Adem geldi tam bilemiyoruz. Ama bu tekrar edip gidiyor. Bu bir tür daha öncekinin taklidi dedi. Eri de sonunda muhakkak olacak. Mesela At bir, ay, başına ne gelmişti ki o zaman? At kavminin başına bir e, şey geldi. E, bon, fırtına. Yani şey Amerika'da çok görülen şey var ya neydi o? Kasırgalar Kas falan, hortumlar. kasırga. Evet, kasırgayla yok edildi. Kasırga ve yedi gün devam eden kasırgayla yok edildi. İçinde çığlıklar bulunan bir kasırgayla. Ama At ile Amerika'nın tek şeyi her tarafa hakimdiler ve at bize gücü yetecek. Yeryüzünde herhangi bir güç yok denilmişti. Bunun üzerinde Cenab-ı Hak benim gücüm size yeter demişti. Şimdi esasında benim bu çıkartamam yani 2038 çıkartamam e, sen öncesinde biliyorsun mesela Rahman suresindeki Senafiroğlak meyvesine kalan Ey iki süper güç sizin icabınıza bakacağız ayeti. Bunun ee, birincisi, 1800, e, birincisi 1988'e tekabül ediyor. 1990 hatta 2000'e kadar gidiyor. 1999'a kadar e, Rusya'nın yıkılması. Rusya'nın tam anlamıyla yıkılması 1999'a tekabül eder. Bu Senefruğulakum ey vesekalan ayetinin e iki, iki, süper güç demektir Sizin icabınıza bakacağız dediğimiz bu ayetin nümerik reel de değerleri 1999'a tekabül ediyor içinde okunmayan harfleri de eklediğimiz zaman 2038'e ve 2040'a tekabül ediyor. Yani aralarındaki 40-50 senelik bir mesafe var. Önce birisi çökecek veya en azından parçalanacak, sonra diğeri. Yani nasıl ki Rusya bir şeye gitmek zorunda kaldı, bir yeni bir dizayna gitmek zorunda kaldı. Elindeki birçok şey ülkeyi bırakmak durumunda kaldı. Amerika'da birçok gücünü terk etmek zorunda kalacaktır. Ve dolayısıyla da dünya üzerinde istediği gibi at oynatamayacaktır. Peki ne olacak onun yerine? Daha uzun, daha sonraki safhada gelmek üzere Çin konuşlandırılacak. Çin'in konuşlandırılması sırasında insanlığın aklı olduğu için tahmin ediyorum Türkiye'de de onun üstüne konuşlandırırlar. Çünkü gerek e, gerek İran'ın gerekse e, şey, Çin'in turnusolu Türktür. Yani hem Çin'in hem İran'ın şahnamelerinde veya efsanelerinde kırmızı kuvvet Turan'dır. Dolayısıyla dünyanın bu iki dengeye gitmesi kaçınılmaz görünüyor. Amerika'nın kendi nasıl sorunları başlayacak? Çok basit, çok büyük şirketler biliyorsun, çok küçük işlerle pat diye iflas edenler. Aynı şey Amerika için geçerli. Dünyanın şurasında burasında yani transatlantik gemilerinin bulunması, uçak gemilerinin bulunması bir şey kurtarmayacaktır. Ab da aynı öfkedeydi. Ben ayet-i kerimeden hareketle bunu söylüyorum. Ama hiçbir şey olmasa öyle, Hz. İsa'nın gelmesi tam da bu anlamadır. Çünkü Peygamberimiz diyor ki Hz. İsa geldiğinde, Hz. İsa üç şey yapacak. Ben dedim ya zaten eskatolojiler üzerinden gidiyoruz. Yani İsa'nın gelmesi ne demek? İsa gelir gelmez. tartışın siz miyim? Değil. Ben ona bakmıyorum. Ama İsa geldiğinde, indiğinde ve bunun aslında öncülü olan şey bu. Ee, Peygamberimiz diyor ki, Şuradan anlayabilirsiniz. Hristiyanlığın yani o haç kendi toplumları tarafından tartışılmaya başlandığında haç kırılacak. Yani haç dediğimiz teslis takibesi hangi akıllı insana siz üç tane tanrıdan tanrı oğul ve arasından bahsedebilirsiniz ki? Bu bir zaten zihinsel adarasyondur. Bunu reddedecek insanlar tevhide gelecek. Kur'an'da diyor ki: "Taala ile kelimetin selain beynana ve beynekum. Sizinle bizim aramızda eşit olan noktaya gelin." diyor Hristiyanlara. Gelmeme ihtimali var mı? Hayır. Çünkü Kur'an onların geleceğini bildiği için gelin diyor. Sizinle bizim aramızda eşit olan nokta. Nedir o? Ya e Allah'tan başka ilan yoktur ve hiç kimse onun aracısı değildir. Böylece yani Hz. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu meselesi bizzat Hristiyanlar tarafından reddedilecek. Bunu hep biz yaşayacağız. Son arkasından domuz öldürülecek diyor. Domuzun öldürülmesi nedir sizce? Ne hocam? Yani domuz ne de yok bugün? Kıpta her mıyor. şeyde var. Her şeyde var. Peki her neden, şeyde domuz? Var. neden domuz? Domuz özellikle yasaklandığı halde. Neden domuz? Çünkü domuz Adem'in insaniyetini imha eden bir gıdadır. O yüzden her şey özellikle domuz yokturlar ki insan izzetini kaybetsin. insan inancını kaybetsin ve insan Tanrı'yla bağlarını kesin. Allah dört temel dört temel yasak koyuyor. Dört temel haram koyuyor. Bu dört temel har haramın bir tanesi domuzdur. Dört. Niye sanki domuz eti? Halbuki domuz yani şey getiren, gemiş getiren şey pardon, çift tırnaklı hayvanlardan bir tanesidir. Çift tırnaklı olmasına rağmen ona kota koymuştur. Çünkü bunun e, şey, bunun e, gıdası, yani domuz gıdası, insandaki melekutu, insandaki izzeti, insandaki kutsalı yoki. O yüzden de e, diyor ki İsa geldiğinde domuza domuz öldürecek. Bu ne demektir? Bir, Sağlıkta domuz girdileri kullanmayacak. İki, bütün gıda maddelerinde, bütün gıda, domuz girdileri temizlenecek. Aslında bugün insanlığın temel problemi, yani domuz sadece şey değildir, yani sadece bir sağlık meselesi değildir. Aynı zamanda işte dediğim gibi Adem'in ve insanın izzetini ilgilendiren bir meseledir. Bu da sona erdirilecek. Yani insanın yapısıyla oynamak, insanı bozmak, Adem'i insanlıktan çıkarmak, insaniyeti imha etmek için yapılan çabalar son bulacağımız. Bu da domuzun öldürülmesidir. Tabi bu domuzun öldürülmesi meselesi tek başına bir programlıktır. Çünkü ticarette ticarette domuz girdileri var. Gıdada domuz girdileri var. Bunları ayrıca, mayalar... konuşalım. Evet. ayrıca konuşalım. Ayrıca konuşalım. Tüm... Mayalar. Şimdi arkasından diyor ki çok önemli. Bizim Müslümanların bunu e, anlamasını... E... Tüm mayalarda var dediniz değil mi hocam? Evet evet mayalı. Tüm mayalı. Şimdi... Ee, üçüncüsü peygamber söyle diyor ki e, şey cizyeyi kaldırır. Müslümanlar bunun farkında değiller. Ve bunu nasıl tolere edeceklerini de bilmiyorlar. Şimdi cizye kaldırmak ne demek? Cizye bir Hristiyan veya bir Yahudinin kendi dinine Müslüman bir ülkede yaşayabilme hakkıdır. Yani diyorsun ki ben sana yüzde on vereceğim, yüzde on beş vereceğim, yüzde on beş vergi vereceğim bu edip ama diyor ben kendi dinimi yaşayacağım. İslam Kur'an buna cevaz verdi. Yani İslam dünyasında hem Emeviler'de hem Abbasiler'de hem Osmanlılarda bütün İslam devletlerinde yani Kur'an'ın emriyle eğer bir Hristiyan veya bir Yahudi cizye ver vermek isterse dinine dokunmayın. Yani dinine dokunmaması karşısında ha bu nedir? Müslümanın bir Hristiyan'dan aldığı bir e, şey veli çeşidi. Diyor ki bu da kaldırılacak. Niye kaldırılacak? İki şekilde oluyor. Ya Hristiyan bir Hristiyan e, Hristiyanlığından çıkacak ya da Müslüman Müslümanlığını kaybedecek. Başka türlü olmaz. Çünkü eğer Müslüman varsa Hristiyandan cizye alacak. Diyor ki İsa geldiğinde cizyeye kaldı. Kur'an'ın tevhidi etrafında yeni bir yapılanma gelecek. O yüzden bu deistlere ben mesela hani herkes kızıyor bu gençler gittiler lan ben diyorum ki bu deistler bizim kendi dinimizde ve ahlakımızda düzgün olmamamızdan dolayı çekildiler. Ama bu insanlar tanrısız olacaklar, tanrısız olacaklar diyemeyiz. Ve ben tahmin ediyorum bugün bizim e, yani şeyimizden, kötü ahlakımızdan, yahu dini hakikaten yaşamamaktan bizar olup kaçan bu gençler belki de gerçek anlamda Kur'an'ın istediği bir tevhidi varacaklar. Bu çok fazla sürmez. Yani en fazla 3-4 yıl içerisinde Batı'da bunun emarelerini görmeye başlayacağız. 2027 çıkıyor. Çünkü yani 2027'de bunun emarelerini göreceğiz. Evet, evet, yani şu demek mi hocam? Ee, onlar planlarını e, revize etmek zorunda kalacaklar diyorsunuz evet, kitabınızda. Evet, evet. Çünkü İslam yükselecek. İslam dünyası insanlığa yeniden yön verecek. Önümüzdeki ilk çeyrek yüzyılda bunlar olacak. O zaman hem bu coğrafyanın hem de insanlığın kaderi değişecek diyorsunuz. MRL'ini evet. de 2027'de göreceğiz. Niye ha, 2027? Evet. 2027'de Batı'nın Hristiyan dünyasının net bir şekilde yeni bir din arayışına girdiğini göreceğiz. Yeni bir din, yeni bir anlayış. Çünkü yeni bir felsefe, yeni bir anlayış Batı'ya nüfuz etmez de Batı bitti. Yani bu nedir? İnkişaha ulaştı. İnkişaha ulaşabilecek noktaya ulaştı. Bundan sonra ya bu ağaç çürüyüp düşecek ya da siz bu ağacı yeni bir ruh ile aşılayacaksınız. Eşir, bu da İslam ile olacak. Yani Kur'an İslam demiyor. Kur'an ile olacak. Bugünkü mevcut olan İslamiyet ile değil. Bugünkü Müslümanlar çağ ile irtibatlarını kaybettiler. Biz hala mesela Eshab-ı Rakim çağına bile gelmedik. Yani Müslümanlar henüz dijital çağa bile gelmediler. Bir e, radikal şey çağa girdik. Bir dijital çağa girdik. Yani eskiden bir olayın hakikatini anlamak için Anka Muttin Arabi gibi uzak yokta yukarıdan bakan bir kudret ve bakış lazımdı. Ve düne ait bütün o felsefeler hikmete dair tahminden ibaretti. Ama biz bugün eşyanın melekutunu biliyoruz. Çünkü yazılımını biliyoruz. Yani artık insan da dahil, insanın geri, maddenin geri, eşyanın geri, Aa, artık anlaşıldı. Hatta bütün var olan eşyanın bir dalga boyutundan ibadet, ibaret olduğunu ve eşyanın yani mesela kuantum fiziğinden sonra e, çok daha farklı bir noktaya geldik. Dolayısıyla da bugünün bilimsel argümanları hatta dini ve Kur'an'ı Allah'ı anlayabilme argümanları tamamen değişmiş durumda. Gerçek bir kuantik e, insan, gerçek kuantumu anlamış bir adam, bir insan Allah her yerde vardır, hiçbir yerde yoktur'u rahatlıkla anlar. Ama geçmiş kavimlere bunu anlatamazdın. Bugün kuantum anlamış bir adam, Allah her yerde hazır ve nazırdır ama hiçbir yerde yoktur diyebilirsiniz. Yani görülmez. Dolayısıyla artık bilim ve fizik kendisi, Cenab-ı Hakk'ın şu sanatından, evrenden, bilimden hareket ile Tanrı'nın var olduğunu bizim gözümüzün içine sokmaya başladı. Bütün bunların neticelerinde, Tanrı yoktur dönemin diyen dönemlerin, bütün izimleri, bütün hukuk kurumsalları inecek. Aynı şekilde o dönemlere, Eshab-ı dönemi dediğim, yani mağara dönemi, mağara dönemine ait tamamen tahmine dayanan hakikat bilgileri de eskimeye başlayacaktır. Dolayısıyla bu önümüzde muhteşem yeni bir çağ var. Yeni bir dönem geliyor ve bu çağ gerçekten aklın imanını getirecek ve insan yeniden Hanif dininde buluşacak. Hanif insanın muh, insanın insan olma ihtiyacına binaen oluşturulmuş bir felsefedir. Allah vardır, Rahman'ın eseridir ve her insan insan olmak hasebiyle bu dünyadan nimetini ve hazını keyfini almak zorundadır. Bu noktaya doğru gidiyoruz. Efendim. Bir bölüme sığdıramam. Ben Mehmet Ece Bulut'la sohbeti. ilk bölümü burada sonlandırıyorum. İkinci bölümü başlatacağız birazdan. Ama ilk bölümü sonlandırırken ne kadar güzel anlattı hoca. Yani biz şunu anlıyoruz ki Tünelin sonundaki ışık göründü şükürler olsun. Evet. E, hemen hiç vakit kaybetmeden Mehmet Ali Bulu Tanrısız dünya düzeninden Allah'a Dönüş kitabını alın okuyun. Sonra hocanın eski kitaplarından okumadıklarınız varsa bilhassa Asya'nın Ayak Sesleri ve Tanrı'nın Halkının Allah ile Başı Dert değildir bu kitapla beraber okuyun. Hocam birinci bölüm için teşekkür ediyorum. İkinci teşekkür bölüm ederim. için devam edeceğiz. Edeceğim. Tamam küçük bir özet yapayım. Söylediğiniz, sol söylediğinizde ben şey diyorum. Tanrı'nın Tanrı halkı, Tanrım, halkın Allah ile başı dertte siz gidiyorsunuz. Ee, şey Asya'nın ayak sesleri biz geliyoruz. Biz geliyoruz. Allah'a dönüş bu artık başladı. Operasyon başladı demek. Harika bir son söz oldu. Lütfen ikinci bölümde de bizimle olduk.